Gerek dil eğitimi, gerekse yaşam standartları nedeniyle İngiltere günümüzde en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Şüphesiz başka bir ülkede yaşama devam etmek için bir dizi prosedürü yerine getirmek gerekiyor. Bu işi sizlere sorun olmaktan çıkarıp kolay kılan bir isim var. O da Nusra Şahin. Eğer sizlerde İngiltere planları yapıyorsanız bu isim sizler için bir hayli önem arz ediyor. Ben Nusra Şahin, Immigration Connection Limited firmasının direktörüyüm. İngiltere göçmenlik hukuku üzerine, Britanya göçmenlik hukuku üzerine servis veren bir firmadır Immigration Connection Limited. İngiltere'de yaklaşık 5 yıllık aşkın bir süredir hizmet vermektedir. Genel hizmetlerimiz arasında Ankara Anlaşması başvuruları, uzatmalar, indefinite başvuruları, vatandaşlık başvuruları, bunun yanında aile birleşimi, evlilik gibi diğer başvurular, genel İngiltere vizeleri, Avrupa Birliği hukuku üzerinden yapılan başvurular yer almaktadır. Ayrıca firmamız Level 3 seviyesine yetkili bir Immigration Law Specialist firma olduğu için, göçmen hukuku uzmanlığı firması olduğu için mahkemelerde de müvekkillerimizi temsil etme etkisine sahibiz. Her ne kadar birçok kategoride itiraz hakları kalkmış olsa da gene çeşitli kategorilerde bu yetkiler, bu uygulamalar devam etmektedir. Biz de müvekkillerimizi hali hazırda itiraz aşamasında da temsil etmekteyiz. Türkiye'de yaşıyor ancak İngiltere'de çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak istiyorsanız Son Durak bu hafta bu konuyu sizler için araştırdı. Türk vatandaşlarımız Ankara Anlaşması'na çok büyük talep göstermekte. Özellikle profesyonel olarak biraz kendi alanında deneyim kazanmış olan insanlar, vatandaşlarımız. Ben kendim bunu bir şirket kurarak yapabilir miyim, global pazar açılabilir miyim diye tabii ki düşünüyorlar. Ve aynı zamanda turist olarak, öğrenci olarak buraya gelip, burada fırsatları görüp burada kalmak isteyen müvekkillerimiz de var büyük ölçüde. Burada master yapan, İngilizce kursu alan, bunun gibi. Bizim orada müvekkillerimize tavsiyelerimiz oluyor tabii ki. Ücretsiz görüşme veriyoruz. Kesinlikle benim orada dikkat edilmesini önereceğim şey şudur. Kişilerin kendine uygun, gerçekten backupları olan, gerçekten deneyimleri olan, gerçekten kendi profesyonel akademik backgroundları olan alanlardan başvuru yapmaları, gördüğüm kadarıyla yanlış yönlere kanalize olanlar olabiliyor, çok araştırmadığı, çok bilmediği bir yere yönelenler olabiliyor. Ama kişilerin kendi alanlarında, bildikleri alanlardan ilerlemeleri her zaman daha kolay ve daha sağlıklı. Ve gerçekten de kendi bildikleri alanlarda başvururlarsa ilk yıllarında başarı kazanma oranları daha yüksek. Bunu da gözlemleyebiliyoruz. Ankara Anlaşması konusunda deneyimli isim Nusra Şahin, Türkiye'de yaşadığınız süre çerçevesinde İngiltere'ye gelmeden böyle bir anlaşmanın nasıl yapılacağını Son Durak mikrofonu aracılığıyla anlattı. Türkiye'den de oldukça talep artmış durumda. Özellikle bir kısım genç iş adamımız aileleriyle ya da yalnız başlarına geldiler ve burada maceraları atıldılar. Başarıya ulaştıklarını gördükten sonra yakın çevrelerine bunu duyurdular. Daha sonra bu talep yıllar sürecinde görüyoruz ki talep daha da artmaya başlıyor ve Türkiye ile İngiltere arasındaki uzaklık biraz daha azalmış durumda. Benim Türkiye'den çok inquiry alıyoruz. Biraz Türkiye ofisimizi aktif hale getirmek, onu gündeme getirmek de bunun sonucu olmuştur. Türkiye'den özellikle mühendislerimiz, sinema medya sektöründen uzman arkadaşlarımız, mühendis derken tabii bunun içinde bilgisayar mühendisleri de var, dijital teknoloji sektörünün çeşitli dallarında hizmet veren profesyonelimiz. Türkiye'de belli bir deneyime ulaştıktan sonra tabii ki artık global pazar açılmak istiyor, Avrupa'ya açılmak istiyor. İngiltere'de de Ankara Anlaşması alanında, Ankara Anlaşması kategorisine verilen bu vizeyi ister internetten ister arkadaşları aracılığıyla duyduktan sonra araştırmaları başlıyor. Ve kesinlikle İngiltere'de çok büyük bir açığı gideriyor diyebilirim Türkiye'den gelen bu iş gücü.
Çünkü hakikaten teknik eğitimi, background'u, profesyonel beceriler oldukça üst seviyede arkadaşlar. Ve iş adamlarımız da İngiltere'de gerek ofis açmak, gerek şube açmak şeklinde düşünebiliyor. Ya da burada yeni ortaklıklara gelmek ya da Türkiye'deki iş olduğu gibi buraya aktarmak şeklinde inisiyatifler kullanabiliyor. Biz bunlarla ilgili ilk görüşmede ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Ve hani ister kontratlı çalışmak olsun, ister kendi ofisini açıp iş kurup kişilerle kendi ofisinden proje yürütmek olsun. Çeşitli seçenekler var, iş yeri de açanlar olabiliyor. Peki bu işlemi gerçekleştirebilmek için neler gerekiyor? Konu Ankara Anlaşması olunca kafaları karıştıran birçok soru işareti yer alıyor. Nusra Şahin bu soruların nasıl ortadan kaldırılacağını anlatıyor. Bizim en çok soru aldığımız, bize en çok sorulan sorulardan birisi de bu consultant ve contractor olarak çalışma konusu. Hakikaten bu konuda insanlarımız daha da bilinçlenmiş durumda. Çünkü buraya gelip bu başvuruları yapmak isteyen kişilerin profili de zamanla değişti diyebilirim. Daha da eğitimli, daha da global pazar açılmış, İngilizcesi belli seviyede arkadaşlarımız gelip başvuru yapmayı düşünmekteler. Bizim orada hani gördüğümüz en büyük bilgi boşluğu şuydu. Kişiler hani kendi işini yapmak kavramından ne anlıyor? Hani burada bir boşluk vardı. Kendi işimi kuracağım ama hani bunun için bir dükkan mı açmam lazım, bir fabrika mı kurmam lazım? İşte evden çalışmak kavramı var. Artık insanlar bunu çok iyi anlıyorlar. Bir de bunun yanında konusu consultant olarak, contractor olarak çeşitli firmaların, agency'lerin bünyesinde demeyelim, self-employed contract imzalayarak belli bir projenin bir ekibin içerisine third party consultant olarak girme durumu var. Biz bunu her zaman açıkladık müvekkillerimize. Orada tabii ki işçilik durumu oluşmaması için dikkat edilmesi gereken belli koşullar var. Bunları açıkladık. Gördüğüm o ki bu tarz global pazara, hakikaten yabancı firmalara, global firmalara, büyük firmalara girenlerin sayısında çok büyük artış var. Hem hukuk mezunlarımızda, grafik dizaynerlarımızda, hem sinema sektöründen olsun, IT sektöründen, SAP sektöründen, çeşitli mühendislik alanlarından, inşaat alanlarından, birçok alandan, pazarlama, dijital pazarlama gibi alanlardan müvekkillerimiz firmalarla kontrat imzalayarak ve Ankara Anlaşması kapsamında kategorisi vizesiyle burada kalırken fatura keserek servis sağlayabiliyorlar. Orada çok dikkat edilmesi gereken kısım şudur: servis sağlayıcı olmaları gerekiyor. Bunun için kontratlar ve iş ilişkisinin doğası tabii ki çok büyük önem kazanıyor. Biz bu konudaki danışmanlığı da ofisimizde müvekkillerimize kesinlikle veriyoruz. Soruları varsa da bizimle iletişime geçebilirler. Eğer sizler de bu yönde bir karar almak istiyorsanız ne yapmalısınız? Dosyada başarıyı sağlamak için kesinlikle çok titiz, detaylı bir dosya hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Ekip olarak, uzman bir ekibimiz var burada. Hani biz de bu konuda gelen müvekkillere zaten gerekli belgelerin listesini detaylı olarak veriyoruz ve kontrollerini yapıyoruz. İlk görüşmede, ücretsiz görüşmelerimizde eğer kişinin durumunda uygun olmayan şartlar varsa da bunu açıkça belirtiyoruz ve daha sonra şartları yerine getirdiğinde başvuru yapması yolunda tavsiyede bulunuyoruz. Özellikle Ankara Anlaşması kategorisinde iş planları çok büyük önem kazanıyor. Bunu da biz kendi bünyemizde hazırlıyoruz. O alanda çalışan uzman İngiliz yazar ekibimiz var. Bu arkadaşlar hani sadece kendi firmamızın bize çalışan yazarlarımız. Bu titiz çalışmanın sonucunda da başarı tabii ki kaçınılmaz oluyor. O konuda hem müvekkillerimizin hem bizim konuya yaklaşımımız başarının anahtarı diyebilirim. Ofisimizin yeri çok kolay, merkezi bir konumdayız. Holborn İstasyonu'nun hemen üst katındayız, Londra ofisimiz. Türkiye'de de yeni bir ofisimiz açıldı. Türkiye'deki ofisimiz de Beşiktaş'ta yer almakta, Barbaros Bulvar üzerinde, Konrad Otel'in tam karşısında. Hem vize merkezine yakınlığı açısından, hem iki Anadolu ve Avrupa yakasından yakınlığı açısından Beşiktaş'ın güzel bir konum olduğuna karar verip Türkiye ofisimizi orada açtık. Londra'da da ister Londra'dan, ister Londra dışından, İngiltere çapında bizimle iletişime geçmek isteyen müvekkillerimiz rahatça bize ulaşabilmekte. Buraya gelemeyenler içinde yine Skype üzerinden hizmet vermekteyiz.